Ver bakayım parayı. Parayı veririz sana, bekle. Hadi abi bekle. Ya bekle, bir tur atalım. Ya versene, sigara alacağım. Bak, elim ayağım titriyor, boyayı yapıyorum. 20 lira hak ettin ha. Şöyle ben ilk önce izleyenlerimi uzatayım. Şunu arkadaşlar siz alın, oturduğunuz yerde kahveyle birlikte şöyle iki yudum. Gelsin yerinize. Musto bizi birkaç yere götürecek, sonra tekrar kahvenin önünde olayı bitiririz. Aynen. Bir de yavaş yürüyelim, adam öldü orada, yavaş yavaş geri geri gidiyor bak. Şey nasıl oldu? Dizi bittikten sonra mahalle bir hani şey oldu mu? Bir burukluğu oldu mu? Çukur şeye mesela yabancı kanallara satıldı, Arap kanallarına. Evet çok fazla yabancı var. Arap ülkelerinden. Çok İsrail, insan geliyor. İsrail, Dubai, Filistin, Katar, Kuveyt. Yani ortak kanal hepsinden işte geliyorlar. Ben buraya daha demin gördüm, kahvenin içi full şey Arap, yabancı Arap. Ya zaten böyle Arap zaten milyon milyon vardı, daha milyon milyon da geliyorlar. Yani Çukur her yerde izleniyor. Mesela İsrail'de izleniyor. 4. sezonu izliyorlar. Sen ne yapıyordun abi Çukur'da? Bir şeyin var mıydı? Bana daha demin sanki... Çukur'la beraberiz. Kardeş gibi büyüyoruz. Evet, çocukluğumdan beri kardeşim ben, yani arkadaşım. Oradaki yapılan dekorda hep yardımcı olduk biz de onlarla. Aile gibi olduk. 4 sene beraber geçirdik onlarla. Ama gitmeleri, Çukur'un bitmesi... Kötü oldu değil mi? Kötü oldu. Yani... Çünkü mahalleye çok büyük katkısı oldu bence. Evet, vardı ekonomik olarak. Bu adam mesela olarak hala bilmeyenler için Çukur'un malzemelerini tezgahtan yani satarak kazanıyor. Mesela geçimini öyle sağlıyor. Öyle bak sağlıyorum. Çukur işaretli. Bu arada Muslu, sana inanmayan var işte, hani mahallenin yok abisiymiş, yok bilmem neymiş. Şimdi şöyle yani arkadaşlar Muslu... Hayır şöyle. Muslu aslında hani gerçekten çok on numara bir adam. Hani şey değil yani biz yani şunu... Yani geçmişim belki... Hayır. Şunu insanlar şöyle algılamışlar bence. Hani yok asar keser öyle bir şey değil. Evet, gerektiğinde doğru, asar tabii, keser tabii. Evet. Yani herkes şimdi normal bir insan başına bir şey geldiği zaman nasıl kendini koruyorsa ben de kendime başıma bir şey geldiği zaman kendimi korumak ama için. Ama şey değil mi? Yani ben mahalleye her geldim mesela. Şiddete karşıyım. Aynen en ben. En son etap yani. Biz bence biraz yanlış aktardık. Şimdi biz mahalleye geldik. Muslu hiçbir zaman bizi böyle ters bir şekilde karşılamadı. Biz Muslu'nun üstüne oynadık mesela. Onu sinirlendirdik. Zaten olayın maksatı, videonun maksatı tokat yemekti. Ben bunu zaten Nedim'e de söyledim. Şimdi bunu yememiz lazım ki sizin sen videoda bunu yapmamız ama lazım ki selamünaleyküm. Videoda bir şey çıksın ortaya. Yani bunu yapmamız lazımdı. Burada şimdi biz onun damarına bastık arkadaşlar. Öyle düşünün. Evet abi, burası Varton'un evi. Ben bunu zaten 4 yıl önce gösterdim. Aynen. Bunu mu anlatacaktın? Aynen. Tamam yine gösterelim. Bak ablamayla bu hediye bana. Ya, hediye alınca moralim bozuldu hemen. Vallahi hediye ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben mahalledenim artık. Ben 5 yıldır gelip gidiyorum. Bu video çekiyor. Olayın ilk başlangıcı. Bana ilk kışkırtma yaptığınız yer. İlk tokat yediğin yer. İşte burası. Böyle anlatmasaydık iyiydi be. Burası. Dejavu olduk abi. Gel şimdi. Aynen. Burası değil mi? O ne oğlum? Bu ne? Balon. bu sembolü kim yaptı sana? Kılıç mı? Kılıç. Ne? Ne? Pipi mi? Ne? Pipi diyor. Pipi diyor. Bu ağzımıza döküldü. Amcam nasılsın? Bak bak çok yaşlı amcam. İyi misin? Ne var ne yok?
Edelim hadi. Alkışlayın bakayım, alkışlayın kendinizi. Aynen. Çok eski Kür abimizlerinden bir tanesi. Emekli. Çekime geldiğinde arkadaşımla beraber o görmüş olduğunuz Elber Dükkanı. Evet. Efendime söyleyeyim. Otopark. Aşevi. Gördünüz. Aşevi. Kahve. Kahve. Bunları hepsini iki kardeşimle yaptık. Yani siz yaptınız. Var. Biz yaptık. Biz değil yani. Şimdi orada Edipalen'de iki insan vardı. Onun da emeği var. Benim de emeğim bütün var. Bütün özellikle emekler iki kardeş. Eyvallah. Yaban ne ev arabasını da taşımadın ya. Taşıdık harçları. Abi şöyle diyebilir miyiz? Öldük Çukur'un içinde. Bütün görsel. Bak Sefer amca adam boyalı abi. Çukur'un bütün görsel efektlerin restoresini sen, dekorun hepsini sen yaptın. Yani doğru muyum? Yani sen ve ekiple mahalledeki arkadaşlarla beraber. Ekiple beraber yaptın. Sanat ekibi. Sanat ekibiyle beraber yapıyorduk. Öyle mi? Sanat evet, ekibi. Eline sağlık. Ver bakayım parayı. Parayı veririz sana. Bekle. Hadi abi bekle. Ya bekle bir tur atalım. Ya versene sigara alacağım. Elim ayağım titriyor. Boya yapıyorum. 20 lira hak ettin hadi. Ne oldu? Ne parası verdik? Bu ekmek alacaklar. Bazen kıyak yapıyoruz öyle. Biz her zaman. Bu emekçi halkın fukara evladı. Cansın abi. Sefer amca. Cansın baba. Babaya yardım ederler. Baba cansın. Eyvallah. Herkese abi yardım. Memnun oldum. Var mısın? Mahalledeki bütün esnaflara soruyoruz. Diziden herhangi bir yaşadığın bir olay, biriyle bir muhabbetin, bir anın var mı? Yamaç'la da var, Bartolu'yla da var. Hepsine pilav. Tamam ne oldu mesela? Yamaç'la ilgili ne oldu? Dinleyelim hemen. Yamaç'ta pilavı şey yaptı, pilavı yedi. İdris Baba pilav yedi. Nasıldı muhabbetleri? Çok güzeldi. Vallahi ama kamerada olduğun için değil. Ben yok, benimle muhabbetler çok güzeldi. İyiydi yani. Evet. Onlara da yedirdin. Evet. Afiyet olsun. Evet. Resimlere falan vardı. Var mı resmin? Burada var. Resmi de var. Bakayım resmine. Varsa bir resim bir bakalım hemen. Abi 2 dakika resmi buluncaya kadar ablam bir... Bartolu'yu var ya bütün blonca seviyor çocuklarımıza kadar. Tabii çocukların fakir özellikle okumasını babası. Çok istiyordu. Hiç büyük gönlünün yoktu. Romanla şey mi? Alan birdi. Maddi yönde çok mu yardım etti? Valla çoluğu çocuğa hep alırdı bir şeyler yedirirdi. Harbi mi diyorsun ya? Allah Allah razı olsun o zaman. Ben bilmiyordum bak. Çocuk severdi. Hepsi iyiydi. Bartolu fakir canlısı. Çukur amcanın Allah efekli mefekli dur. Evet. Baksana. Abi pilavcı Çetin abi. Abi geliyor sakin ol. Frenini çek abi. Görebiliyor musun? Yalnız efektleri kim yaptıysa 10 numara yapmış. Rüzgar efekti bak. Bir oyuncuyla bir tane fotoğrafını görsem gideceğim ondan sonra. Ha kim o? Dayı. Vay bu şey. Dayımız. Neydi ismi ya? Bombacı baba. Paşa. Paşa ha. Evet Paşa. Remza Çetin abinin. Paşa'yla. Çukur'daki Paşa. Çetin dayı bir şey soracağım. Yamaç'ı da göster ama bir şey soracağım sana. Böyle hiç ağzına verirken böyle pilavla ilgili böyle bir öyle bir görsel öyle yok mu? Ama şuraya var ya şöyle bir şey otursan herkes senden pilav yerdi. Vallahi yerdi. Eski araba söyleydim usta. Fotoğraflar video diye. Aykut gel. Bak Yamaçlı resimleri. Çetin abimim. Çetin abim. Nerede oldu Çetin abinin? Şu Çetin abi. Şu biliyorsunuz Yamaç. Bu da Çetin abinin oğlu. Çetin abi ben çok memnun oldum. Sen bu mahallenin pilavcısısın değil mi? Evet. Aynen. Arkadaşlar gelirseniz, benden gelirseniz Çetin abi de bulun. Çok selam getirin benden. Bu neyin göstergesi biliyor musun abi? O oyuncuların mahalledeki isyanlarla samimiyeti. Yani o şey aileleşme dedim mi? Evet. Sıcak kanlı.
Yani herkes de fotoğraf çekebiliyordu, konuşabiliyordu. Çok iyi ama makara ya. Makara yapıyorduk, gülüyorduk değil mi? Aynen. Zaten Mekke'yle ben Mısır'da oturuyorduk. Zaten zaten dizinin bu kadar tutulması sebebi bu samimiyetin gerçek tabii, olmasından tabii. Dolayı. Aynen. Çetin abi ben var mı isteğin? Ben çok memnun oldum. Aynen. Kolay gelsin. Sağ olasın. Belki birazdan pilav yeriz. Yürü Boyka. Haydi bakalım. Hadi. 1, 2, 3. Sayfayı ne açacak hadi? Ne olur çekeceğim şimdi. Gel buraya. Abi diye bak. Bekleyin de gelin. Ah ah ah. Bir sen de para parçalasın onu. Ah. Senin sesin özellikle. Ya senin resmin atmıyor, çöp olsa bile atmıyorum. Arkadaşlar 2 yıl önce, 3 yıl. Yıl mı? 3 yıl önce geldiğimiz zaman Musto'yla ilk videolarımızdan böyle bir kareydi. Bunu zaten aynen. Beraber asmıştık. Aynen. Yine senin benim resmim yok diye kızmıştın bana. Aynen. Tezgahta benim resmim yoktu. Bir diye bak. Düşmüş kalkmış yine buldum yine saklıyorum bunu bu şekilde. Asacağım yine yerisini çıkartayım. Tezgahta benim resmim yoktu hala yok. Var işte banklar yağmurdan. Şey yapıyor defterin gülünün arasında saklıyor galiba baksana solmuş. Burada görselleri yenilemiş galiba değil mi? Aynen. Kemal'le, Cumali'yle, işte Kahraman'la. Onları göstermiştik. Oyuncular da var. Göstermiştik zaten.